Merhaba Tam İndir takipçileri. Bu videomuzda iPhone 10S'i yakından inceliyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere iPhone 10'un üretiminin durdurulduğunu geçtiğimiz aylarda bir videoda açıklamıştım. Siz de bana Allah ne verdiyse giydirmiştiniz. Çok teşekkür ediyorum giydirdiğiniz için, ama iPhone 10 Apple'ın bir sene içerisinde tarihe gömdüğü ilk akıllı telefonu olarak tarihe geçmiş bulundu. Tabii ki şu andaki konumuz iPhone 10S ve gelin hep birlikte iPhone 10S'in bir dış görüntüsüne bakalım istiyorum. iPhone 10S'in ön tarafında oldukça dikkatleri üzerine çeken, geçtiğimiz yılla aynı boyutlarda olan 5.8 inçlik bir ekran tasarımı bizleri karşılıyor. Ekranın üzerinde hemen orada bulunan o çentikli bölüme 8 farklı sensörü yerleştirmiş durumda Apple. Kızılötesi kamera, ışık sensörü, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, kamera ve nokta projektörü bu çentin içerisinde görev yapıyor. Yani tam bir mühendislik örneği diyebilirim size. Diğer telefonlarda da çentikler var ama birçoğunda sadece iki tane kamera var, bir de ahize duruyor orada. Ama burada çok daha fazlası yer alıyor. Telefonun hemen altında bir adet Lightning girişi, bir adet hoparlör ve mikrofon bulunuyor ki telefonun altındaki noktalarda bir değişiklik var. Eskiden bu noktalar biraz daha birbiriyle eşit gibiydi ama bu cihazda nokta sayısı 1 değil. Bunu da sizlere söylememde fayda var diye düşünüyorum. Sağ tarafta hemen geçtiğimiz seneden yine alışık olduğumuz büyütülmüş bir yan düğmeyi, yani açma kapama tuşunu görüyoruz ki bu tuş aynı zamanda Siri'yi de aktifleştirebiliyor. Telefonun sol tarafında da ses açma kapama butonları ve ses açma kapama kilidini görebiliyoruz. Hemen telefon arkasına geçtiğimizde de yine dikey yöne çevrilmiş, ortasında 4 adet flaşı bulunduran, oldukça da güzel çekimler yapabilen bir kamera, mikrofon da tam ortasında gördüğünüz noktada bizi karşılıyor. Telefonda kullanılan cam malzeme Apple'a göre dünyanın en sağlam akıllı telefon cam malzemesiymiş. Apple bunu söylüyor ama ben emin değilim açıkçası. Ve isterseniz iPhone 10S'in teknik özelliklerine de değinelim. Çünkü iPhone 10S hemen hemen piyasadaki birçok cihaza elini öptürüyor performans konusunda. A12 Bionic işlemcisiyle geliyor iPhone 10S ve bu işlemci akıllı telefonlarda kullanılan ilk 7 nanometrelik işlemci. Ki 7 nanometrelik ilk işlemci de Kirin 980'di, Huawei tarafından geliştirilen. Telefonda RAM tarafında 4 GB'lık bir RAM kullanılıyor ve iPhone 10S zaten iOS işletim sistemiyle çalıştığı için herhangi bir kasma, donma ya da takılma yaşamıyor. RAM konusu bayağı iyi olmuş. Yani telefonları uzun süreli kullanmak isteyen insanları çok daha memnun edecektir bu RAM tarafı. Çünkü telefon, özellikle iOS'lardan bahsediyorum, eski cihazlarda RAM'sel sıkıntılar yaşanıyordu cihaz uzun süre kullanımlarda. Ama bu telefonlarda biraz daha rahatlayacaksınız, uzun süreli kullanımlar için söylüyorum. Depolama tarafında cihazda bir yenilik var. 64, 256 GB ve 512 GB ilk defa iPhone'larda yer alıyor iPhone 10S serisinde. Ve bu kadar teknik özellikten bahsetmişken gelin hep birlikte iPhone 10, iPhone 10S ve Galaxy Note 9'un Geekbench skorlarını bir yan yana koyalım. Hep birlikte görelim sonuçlar bize neleri gösteriyor. Arkadaşlar, ekran konusunda söylenecek çok fazla şey var ama birçoğu olumlu olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Yani özellikle çok uzun süre iPhone kullanıcısı olarak tamamen ekrana sahip bir iPhone'u kullanabiliyor olmak benim için güzel bir gelişme. Ve bu telefonda da 5.8 inçlik büyük bir ekran var. Ekran Super Retina HD. Tabii ki OLED bir panel ve bu paneli de Samsung üretiyor. Evet, Samsung üretiyor, yanlış duymadınız. Ve ekran piksel yoğunluğu da 458 ppi. Ekran çözünürlüğü de önemli tabii ki bizler için. 1125'e 2436 olarak belirlenmiş. Yine net bir rakam yok Apple'dan alışık olduğumuz üzere. Nereden alışık olduğumuz üzere? Pil kapasitelerinden alışık olduğumuz üzere. Oraya da değineceğiz ilerleyen bölümlerde. Ve genel deneyim olarak ekrandan oldukça memnun kaldığımı söylememde fayda var. Telefonda True Tone özelliği var. Yani bulunduğunuz ortama göre ekranın renklerini ayarlıyor. Ve HDR 10 desteği var. HDR destekli görüntülerde ekran resmen şov yapıyor. Ve ekran kasa oranı da iPhone 10S'in 82.9. %82.9'luk bir ekran kasa oranına sahip. İsterseniz 519 ppi piksel yoğunluğuna sahip Galaxy Note 9'da telefonun ekranını bir yan yana koyalım. Bakalım nasıl bir görüntü var. İki görüntüyü yan yana açıp bir koyalım. Hep birlikte görelim.
Ve artık iPhone'lardan ortadaki tuş tamamen kalktı arkadaşlar. Ortadaki tuş iPhone'larda, Apple'da artık olmayacak gibi gözüküyor. Ve tabii bununla beraber artık parmak izi okuma teknolojisi de tarihe karışmış oldu. Face ID var. Face ID zaten bana göre piyasadaki en iyi yüz tanıma teknolojisi. Yani diğerleri hiçbir şekilde Face ID'nin yanından bile geçemiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok başarılı bir teknoloji. Face ID bu sene, geçtiğimiz seneki iPhone 10'a göre çok daha hızlı görevini yapabiliyor. Bunu da net bir şekilde denedik. Gelin şimdi hep birlikte bir bakalım. Gerçekten iPhone 10s, iPhone 10'a göre daha hızlı mı çalışıyor Face ID konusunda, görelim. Ve iPhone 10s'te kamera anlamında çok güzel geliştirmeler var. Neler var? Hemen bakalım. 2 tane kamera var telefonda. 12 megapiksellik bu kameralar. Ve 2 kamerada optik imaj sabitleyici yer alıyor. Kameralarda 2x optik zoom yine yer alıyor. Ve normal lenste 1.8 diyafram aralığına sahip. İkinci lenste de f2.4 diyafram aralığına sahip iPhone 10s'in kameraları. Ortada bulunan mesela LED flash tam bir tabii ki mühendislik harikası diyebilirim size. Yani 4 tane içinde LED var ve geçtiğimiz seneden bu arada bu geliyor. Ama bu sene biraz daha parlak sanki çekim yapıyor gibi geldi bana. Çok emin değilim çünkü Apple da bu konuya çok girmedi. Bunu tamamen size bırakacağım. Bu telefonda 4K 60 FPS yani 60 kare çekim yapabilme yeteneği var. Bunu tabii ki kameralarda bulunan optik imaj sabitleyici ve geçtiğimiz yıla göre daha iyi olan bu optik imaj sabitleyicileri işin içine koyunca çok muhteşem videolar çekmeniz kolay oluyor. Yani bayağı güzel video çekiyor telefon. Portre modunda oldukça güzel efektler sizleri karşılıyor. Portre modunda da güzel yenilikler var. Telefon Full HD çözünürlükte 240 FPS yavaşlatılmış video çekebiliyor. Maalesef 240'ın üzerine çıkamıyor ki rakipleri 960 FPS gibi yavaşlatılmış çekim yapabilirken bu cihazda bu özellik maalesef yok. Belki seneye gelir, o zaman da herkes ayağa kalkıp alkışlar diye düşünüyorum lansmanda. Aynı zamanda telefonun kamerasındaki arttırılmış gerçeklik özelliğinin de geçtiğimiz yıla göre bu sene yenilenen işlemciyle beraber çok daha iyi görevini yaptığını da belirtmemde fayda var. Ve Apple yapmadı mikrofon olayını da gerçekten bambaşka bir boyuta taşımış durumda. Telefonda stereo kayıt yapabilen mikrofon var ama sadece stereo yapmıyor, etrafı da çepeçevre dinliyor. Yani size çok daha farklı bir deneyim sunan mikrofon var telefonun üzerinde. Bu mikrofonda birazdan nasıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Kameralarda yer alan Neural Engine, yani Neural Engine bu arada A12 Bionic'in üzerinde yer alıyor. Bu sayede cihaz yapay zeka destekli fotoğraflar çekiyor. Bu, yani bunu şöyle söyleyebilirim size. Telefon bunu çok iyi kullanıyor ve özellikle portre fotoğraf çekimlerinde arka plandaki o bokeh efektini bu teknoloji sayesinde, bu özellik sayesinde bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor. Tabii ki buradan bahsetmişken yeni gelen özelliği de size söyleyeyim. Bir portre fotoğraf çektiğinizde eskiden portre fotoğrafın üzerindeki sadece sahne ışıklarını düzenleyebiliyordunuz. Ama iPhone 10s ve 10s Max'te artık arkadaki bokeh efektinin de o aralığını düzenleyebiliyorsunuz. Bunu da Neural Engine'le, yani yapay zeka desteğiyle yapabiliyorsunuz. Gerçekten sonuçta güzel arkadaşlar. Ve ön kamerada iPhone 10s'te hala ısrarla 7 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor ve bu kamera önde yer alan diğer sensörlerin TrueDepth kamera özellikle bunun sayesinde portre modu çekimleri de yapmanızı sağlıyor. Genel olarak görüntüler özellikle ışıklı alanlarda çok başarılı ama onun dışında çok çok büyük başarılar ortaya çıkaramayabiliyor. Şimdi hep birlikte iPhone 10s, iPhone 10 ve Galaxy Note 9'un kamera testlerini bir izleyelim ve karar sizin. Sizce hangi telefonun kamerası daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmış? Yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Eğer Samsung Galaxy Note 9'la video çekmek isterseniz sesiniz video şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Eğer aynı işlemi iPhone 10s'le yapmak isterseniz de sesiniz video şu anda duymuş olduğunuz gibi gidiyor. Eğer aynı işlemi iPhone 10'la yapmak isterseniz de sesiniz şu anda videoda duymuş olduğunuz gibi video kaydına gidiyor.
iPhone 10S'te standart kablosuz şarj, yani yavaş kablosuz şarj ve hızlı şarj desteği de bulunuyor. Ve telefonlar artık 10S serisinden bahsediyorum. Artık IP67 değil, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu ne demek oluyor? Çok daha suya ve toza karşı dayanıklı iPhone'lar bizlerle beraber, ama sizsiz olun. Buna çok fazla güvenmeyin. Çünkü telefonunuza bir şekilde su kaçırırsanız telefonunuz garanti dışı kalıyor ve mecburen bayağı yüklü miktarda para ödemeniz gerekiyor telefonunuzu tamir ettirmek için. Hatta bence öyle bir durumda yenisini alsanız sizin için çok daha temiz bir iş olur diye düşünüyorum. Ve geldik iPhone 10S değerlendirmeme. Yani iPhone 10S bence alınır mı, alınmaz mı, sizlere bunu aktarmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söylememde fayda var. Telefonda performans anlamında söylenecek olumsuz neredeyse hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Özellikle oyun performansı konusunda PUBG kurdum, Asphalt 9 kurdum, oyunlar oynadım, telefonu zorladım. Herhangi bir kasma, donma yaşamadım. Elimin altında bir miktar fazla ısınma oldu ama bu ısınma cihazı olumsuz olarak henüz etkilemedi. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum ama ilk etapta böyle bir sıkıntı görmedim. iPhone 10S'te bulunan kablosuz şarj maalesef hala yavaş olarak çalışıyor. Bunun hızlı olmasını çok daha fazla isterdim. Özellikle bu fiyat seviyesindeki bir telefon için bunu kesinlikle isterdim. Ve Apple'ın ısrarla bu ısrarından vazgeçmiyor. Yani herhalde böyle 3-4 milyar tane falan bu adaptörlerden falan ürettirdiler. Ki hala kutularına yavaş şarj eden adaptör koyuyorlar ısrarla. İnsanlar yani... Bu telefonlar sadece ülkemizde değil dünya genelinde pahalı arkadaşlar. Yani şimdi baktığınız zaman telefon Amerika'da 1100 dolarlara falan gelmiş ki bir Amerikalı için bir telefona 1000 dolar, 1000 doların üstü rakamlar vermek onlar için de çok, emin olabilirsiniz. Dolayısıyla cihazın içerisinden böyle bir şey çıkmaması ve ülkemiz için konuşuyorum, telefonunuzu hızlı şarj etmek isterseniz ortalama 1000 TL gibi bir rakam ödemeniz gerektiğini de işin içine koyunca insan bir düşünüyor. Düşünmesin mi yani? Düşünsün mü düşünmesin mi? Siz söyleyin. Face ID konusunda zaten size söylemiştim. Face ID tamamen rakipsiz bir yüz tanıma teknolojisi ve akıllı telefonlarda, benim gördüğüm akıllı telefonlarda en iyi çalışan yüz tanıma teknolojisi Face ID. Bu konuda zaten adamlara söyleyecek hemen hemen hiçbir şey yok. Ve size videonun ortalarında söylediğim pil kapasitesine baktığımızda da 2658 miliamperlik, yine böyle saçma sapan net olmayan bir rakama sahip bir pil kapasitesini görüyoruz ki bu pil ilk etapta, yani telefonu aldığınızda ilk 2 ay belki de sizi bir gün götürebilir. Çünkü geçtiğimiz yılki işlemciye göre bu yılki işlemci daha az bir enerji tüketimine sahip. Dolayısıyla bir günü çıkarmanız çok da rahat gözüküyor ilk etapta ama kullanın sonrasında birazcık işler değişebilir. Hızlı şarjdan bahsetmiştim. Hazır yine pilden bahsederken kutudaki bir diğer eksikten de bahsedeyim size, o konuyu da atlamadan. Cihazın kutusundan kulaklık dönüştürücüsü çıkmıyor ki bu kulaklık dönüştürücüsü ülkemizde şu anda Apple'dan alırsanız tabii ki 50 lira gibi bir rakama satılıyor. Yani telefon alıyorsunuz ortalama 1050 lira gibi bir rakam daha ödeyip de bunları almanız lazım. Hızlı şarj adaptörü, hızlı şarj kablosu ve bu tarz ufak tefek kılıflarla beraber siz buna 1500 lira daha ödeme yapacağız diyebilirsiniz. Abartmıyorum, gerçekten fiyatlar böyle arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size, iPhone 10'da birçok böyle eksik, ya keşke bu olsaydı falan dediğim birçok şey bu telefonda var. Ne yok derseniz, bence hala bu Always On Display'in gelmemiş olması biraz kötü oluyor. Çünkü telefonda OLED ekran var, bunu yapabilirler ama yapmıyorlar. Büyük bir ihtimalle bunu da seneye yapacaklar ve oradaki herkes kalkıp ayağa alkışlayacak deliler gibi ooo falan diye. Öyle bekliyorum. Yani büyük bir ihtimalle seneye böyle bir özellik gelir ve yaklaşık herhalde 10 senelik bir teknoloji. Ekrana böyle şu şekilde, şöyle göstereyim size de, ekranı kilitleyip şöyle tık tık dokunduğunuzda ekran açılıyor gördüğünüz gibi. Bu teknoloji de yine iPhone 10S serisinde yer alan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Apple bunu yeni bir özellik olarak gösterdi lansmanda. O yüzden sizlere de aktarıyorum. Ve cihazda bu 3D Touch, yani 3D Touch şu oluyor arkadaşlar, ekran sizin baskı kuvvetinizi algılıyordu iPhone'larda ve iPhone 6'dan beri bu özellik, 6S'ten beri bu özellik vardı Apple cihazlarında. Fakat bu telefonda, hani iPhone 10S serisinde bunu kaldırdığını söylüyor herkes ama ben bunu ekran içerisindeki donanım olarak kalkmış olabilir ama ekranda bunun hala bir şekilde çalıştığını
söyleyebilirim. Nasıl yaptıklarını tam emin değilim ama ekran sizin normal dokunmanızla ekrana kuvvetli dokunmanızı algılayabiliyor ve bunu donanım olarak bu parçaya sahip olmasa bile yapabiliyor bu cihaz. Bunu da size belirteyim. Yani o 3D touch teknolojisi telefondan tamamen kalkmış durumda değil. İsterseniz kullanabiliyorsunuz. Son olarak size şunu söylemem lazım. iPhone 10S Max incelemesinde de size bunu söylemiştim. Bu telefonlar ortalama 9.000 lira, 10.000 lira, belki de ülkemizde 12.000 lira olacak. Ve sizin bu telefonu alırken aslında kendinize sormanız gereken tek soru bence şu: ben bu telefonu almalı mıyım? Yani ben bir akıllı telefonda, şu iki telefonda arkadaşlar, ya bu iki telefonun fiyatı ortalama herhalde 20-25 bin lira falan olacak ülkemizde. Ve düşündüğünüzde şu sorunun cevabını kendinizde bulmalısınız ki bu telefonları satın almalısınız. Ben bu telefonlara gerçekten yani muhtaç mıyım? Çünkü 10 bin lira veriyorsunuz ve sadece Instagram'a girip Facebook'a girip telefona 10 bin lira vermek bana çok da akıllıca bir hareketmiş gibi gelmiyor. Hele ki şu ekonomik durumdayken. Ama onun dışında telefonlar tabii ki güzel telefonlar. Alınır mı? Alınır. Kullanılır mı? Kullanılır. Ve zaten ilerleyen dönemde çok daha iyi stabil çalışacağına da eminim bu telefonların, şu anda ufak tefek sıkıntıları da olsa. Ama bu soruya mutlaka cevap verin telefonları satın almadan önce. Siz nasıl buldunuz iPhone 10S'i? Yorumlara yazmayı ve videoyu bolca beğenmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.